Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Halk Eğitim Merkezi binasında düzenlenen programla başladı. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Caza ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, halk oyunları gösterisi ve sergilerin gezilmesiyle devam etti. Hayat Boyu Öğrenme Haftası bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Caza yapmış olduğu konuşmasında şunları söyledi. Kurum olarak kurslarımızı kendi dersliklerimizde, atölyelerimizde, yetmediği durumlarda diğer okullarımızda, kurum ve kuruluşlarımızın binalarında açmaktayız. Kurslarımızı açarken işbirliği yaptığımız, bize destek olan kurum ve kuruluşlarımıza, özellikle okullarımıza, buralarda görev yapan kurum müdürü arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve siz saygıdeğer konuklarımıza sergimize katıldığınız için ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Serginin hazırlanmasında ve öncesinde yapılan tüm çalışmalarda canla başla çalışan, gayret gösteren müdür yardımcısı arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma ve diğer mesai arkadaşlarıma, okul aile birliği yönetimimize ve özellikle de kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Sergi açılışımıza gelerek bizleri yalnız bırakmayan siz saygıdeğer misafirlerimize teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Arz ederim. İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya da şöyle konuştu. Bir ağaç gölgesinde dahi bir kişi bulduğumuzda, o bir kişiyi de 10 kişiye ulaştırdığımızda aklınıza gelebilecek her türlü eğitime dair her türlü faaliyeti açabildiğimiz bir kurumdayız. Yeter ki bize talep olsun. Az önce kurum müdürümüz 2021 yılına ait sayıları bizimle paylaştılar. Tabii ki bu sayılar 13.532 kursta 13.000 küsür kursiyerimiz bu sene eğitim almış. Aslında çok, bu yıl için çok. Lakin hedeflerimizin altında bir rakam. Bunda ne çalışanlarımızın, ne de kursumuzun, ne de halkımızın asla bir ihmali söz konusu değil. Tabii ki dünyanın ve ülkemizin yaşadığı şu malum süreci, pandemi sürecini hepimiz biliyoruz, yakından biliyoruz. Bu en çok da bizim bu eğitimlerimizi etkilediğini hepiniz de yakından takip ediyorsunuz. 29 binlerden, 35 binlerden buralara toparlayabildik. Ama daha önceki kurs sayılarımız çok daha azdı. Ben bu anlamda Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve tüm çalışanları alkışlamanızı rica ediyorum. Gerçekten güzel iş çıkardınız. Altı Nokta Körler Derneği Fethiye Şubesi Başkanı Emrah Yalçın etkinlik hakkında bir konuşma yaptı. Sevgili basın mensupları arkadaşlarım, hoş geldiniz standımıza. Aslı Hocam ve Halk Eğitim İşbirliği ile bizim görme engelli üyelerimizin yapmış olduğu sergimiz burası. Hoş geldiniz arkadaşlarımızın başarısıdır bunlar ve Aslı Hocam'ın. Ben sözü Aslı Hocam'a bırakmak istiyorum. 6 ay boyunca çok büyük emekler sarf etti bizler için. Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Aslı Gökalp de halk eğitime teşekkür ederiz dedi. Halk eğitim bünyesinde açtığımız görme engelli bireylerde heykel eğitimi üzerine yaptığımız çalışmalardan bazılarını getirdik. Kendi kursiyerlerim de buradalar. Kendi ürettiği eserleri, sanat eserlerini sergiliyoruz bu alanda. Halk eğitime teşekkür ederiz. Ve Fethiye Bilim Sanat Merkezi'nin atölyesinde yaptık bu çalışmaları. Aynı zamanda Fethiye Bilim Sanat Merkezi'ne de çok teşekkür ederiz. Kursiyerlerim 6 noktaya üye kursiyerlerden oluşuyor ve yetişkin bireylerden oluşuyor. Her türlü malzemeden heykel çalışması yaptılar. Görme engelli bireyler de sanat eğitimine katılabilirler ve bir eser üretebilirler. Bunu kanıtladık.